kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet, ilk feminist hareketler, tarih boyunca kadın ve erkek arasında yaşanan bu iktidar mücadelesi acaba genetik kodlarımızda mı var? İslamiyet'e göre yaratılan ilk kadın Havva, ancak birçok inanışta yaratılan ilk kadının Lilith olduğu belirtiliyor. Lilith, Akka, Asur ve Babil mitolojisinin İştar'ı, Sümer'in aşk, bereket ve bilgelik tanrıçası İnanna'sı. Kökeni Kuzeybatı Semitik tanrıça Astarte'ye dayanan Astarte, gecenin kraliçesi, Venüs, Kibele, Artemis, Leyla ve Lilibet gibi birçok isimle anılan ilk kadın Lilith. Midraş kitabında din bilginleri Adam ya da Adem'le birlikte yaratılan ilk kadının Lilith olduğunu belirtiyorlar. Tekvin 1 ve 2'deki yaratılış bölümünde 1.27'de şöyle der: Tanrı onları kendi suretinde yarattı ve devam eder. Tanrı onları erkek ve dişi olarak yarattı. İbrani mitlerine göre Tanrı Adem'i yarattığı gibi ilk kadın Lilith'i de yarattı. Ancak Adem'den farklı olarak saf topraktan değil, içine tortu ve çöp de kattı. Kadın ve erkek bu metinlere göre eşit şekilde yaratıldı. Ancak Yaratılış 2.18'de Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona bir yardımcı yaratacağım. 2.21 Tanrı Rab Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Tanrı Rab onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. 2.22 Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Peki 1.27'den 2.18'e ne oldu da Tanrı kadını ikinci kez yaratmak zorunda kaldı? İbrani mitlerine göre Adem özel zamanlara bile kendisi karar vermek istiyor, Lilith'in fikrini sormuyor, fikir alışverişinde bulunmuyordu. Lilith ise özellikle yatakta, özel zamanlarda, altta olduğu zaman isyan ediyor, ikisinin de eşit olduğunu savunarak buna karşı çıkıyordu. Adem böyle durumlarda güç kullanmaya kalktı. İşte tam da bu noktada Lilith, Tanrı'nın söylenmesi yasak ismini 3 kez tekrarlayarak Adem'i ve cenneti terk etti. Düşünün, erk baskısı kadına cenneti bile dar ediyor, terk ettiriyor. İşte bugün kadına şiddete karşı kurulan platformlarda ve oluşumlarda mor rengin, lilanın kullanılmasının sebebi ilk feminist hareketi evrende başlatan Lilith'in rengi olması. Sonra ne mi oldu? Adem, Lilith'in hasretine dayanamayıp Tanrı'ya onu geri getirmesi için yalvardı. Tanrı, Adem için Lilith'i geri getirmek istedi ancak Lilith, Adem'le bir daha asla dedi. Sonrasında Tanrı, Adem için ona bel kemiğinden Havva'yı verdi. Ancak gelin görün ki Adem'in bir parçasından var edilen ve biat eden Havva da şeytanın gör dediğini görerek Adem'in ölümsüzlüğünü elinden aldı.